Günaydın, merhaba, hoş geldiniz. Ben Lara Kır Musaoğlu. Bugün 27 Eylül Cuma haftanın artık son iş günündeyiz. Çok güzel bir hafta sonu olsun sizler için. Güzel bir hafta sonuna adım atalım. Yani yeni gün sağlık, mutluluk, huzur ve güzel haberler getirsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ziyareti ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verdiği mesajlara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun genel kurula katılma hamlesine sert tepki gösterdi Erdoğan. Netanyahu için bir kez daha günümüzün Hitler'i e benzetmesi yaptı. Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırı ve Türkiye'nin Brexit'e üyelik adımını da özellikle değerlendirdi. CHP lideri Özgür Özel, Sosyalist İnternasyonel Başkanlar Kurulu toplantısı için Amerika'da. Dün gerçekleşen toplantıda Rum temsilcisinin sözleri CHP liderini oldukça kızdırdı aslında. Rum siyasetçi 1974 Barış Harekatı'na işgal deyince Özel önce salonu terk etti ardından geri gelerek söz aldı. Rum siyasetçiye Türk askeri Kıbrıs'a savaşa değil barışa gitti diye seslendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı istenen ahmak davasına ilişkin bu dava toplumu rahatsız ediyor böyle bir dava olmaz açıklamasını yaptı İmamoğlu. Mansur Yavaş'ın adaylık açıklamalarına da bakın ne yanıt verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ahmak davası ve Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına da son noktayı koyduğu İmamoğlu'na açılan davanın siyasi olduğunu söyledi Yavaş. İmamoğlu'nun yanındayız mesajı verdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları ise arayı bozmak için yapıyorlar dedi. Hatice Akman, iki otizmli evladıyla yaşam mücadelesi veren bir anne. Oğullarından Baran'ın iddiaya göre Beylikdüzü'nde bulunan bir bakım yurdunda gördüğü şiddet, yıllar içerisinde omurgasında eğrilmeye neden olunca fedakar anlı bu kez hukuk mücadelesi vermeye karar verdi. Detaylara bakacağız. Kadın şiddeti neden bitmiyor? Neden bu cani erkekler, onların eski eşleri veya eski sevgilileri veya eski dostları veya babaları veya dedeleri her neyse yakın akraba da olabilir, sonradan hayatına aldıkları insan da olabilir. Bu şiddet, kadına olan şiddet neden bitmiyor? Çünkü aslında yakalanıyorlar ve sonra bir şekilde ne oluyorsa serbest bırakılıyorlar. Bu canilikleri bir bakıma yanına kalıyor ve bu şekilde ben bunu yaptıysam yine yaparım. Zaten içeride yatacağım bir iki sene diyorlar içsel olarak değil mi? Kanıyla yere beni Ragıp vurdu yazmıştı. Eşinden gördüğü şiddeti Türkiye'ye bu şekilde duyurmuştu bir kadın. O cani iki yılın ardından tahliye edildi değerli izleyenler ve eşini ölümle tehdit etmeye tekrar başladı. Nurtaç Canan ölüm korkusu nedeniyle evden dışarı çıkamadığını söylüyor. Amerika ve Fransa öncülüğünde 10 ülke Lübnan için bir araya geldi, 21 günlük acil ateşkes çağrısı yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu öneriyi reddetti tam güçle mücadeleye devam emri verdiğini duyurdu. İstanbul'da polis ekipleri uyuşturucu madde sattığını belirledikleri şüphelinin evine baskın yaptı. Evde uyuşturucu yerine binlerce sahte sikke ele geçirildi. Sahte kimliği de bulunan şüphelinin aynı zamanda sabıkalı bir dolandırıcı olduğu tespit edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Hakkari Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Ardından esnafı ziyaret etti. Asya Pasifik'te tansiyon yükseldi, Çin Rusya ile tatbikat düzenledi. Japonya ise 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Tayvan Boğazı'nı geçti. Mersin sahilinde çiçek açan kum zambaklarına dokunan yanıyor. Bu yıl yeniden çiçek açan zambakları koparmanın cezası 315 bin liradan 387 bin liraya yükseltildi. Münevver Karabulut vahşice öldürülüp cesedi cöp çöp konteynerine atılmıştı. Kan donduran cinayetten sonra katil zanlısı Cem Garipoğlu cezaevinde ölü bulunmuştu. Olayın üzerinden yıllar geçti ama iddialar hep gündemdeydi. Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve DNA testi yapılmasına karar verildi bakacağız. Vizyonda bu hafta hangi yapımlar yer alıyor diye ardından da artık biz noktalıyoruz. Saat 6'da başlamıştık ve saat 8.47 oldu. Neredeyse 3 saatlik dilimde birlikteydik. Ben Dara Musa oldu. Benden hemen sonra Duygu Kaya karşınızda olacak. Yeni gelişmeleri de ondan öğreneceksiniz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.